Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar 5 soru 5 çözüm serisiyle tekrardan karşınızdayız. 5 tane soru soracağız. Birbirinden güzel. 5 tane çözüm üreteceğiz. Yine birbirinden güzel. Umarım senin için yararlı bir video çekiyoruzdur. Şu an kanalıma abone olmayı unutma diyelim ve ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. ABC reel sayılar fx'i vermiş bize x eksi a çarpı x artı 2 biçiminde. Ve bu fonksiyon çift fonksiyon demiş. Şimdi çift fonksiyon ikinci dereceden bir çift fonksiyon. ax kare artı bx artı c dersek mesela biz bu fx fonksiyonuna varsayalım. Burada x'in işi yok demek ki x'siz olacak. Yani ax kare artı c biçiminde olacak sevgili gençler. Pekala şurası tamam eyvallah burada ne deriz elde ederiz. C'yi nereden elde edeceğiz? ya da c niye var burada önce onu, onu yazalım x üzeri sıfırdır çünkü burası çift olduğu için çift fonksiyondur diyebiliriz o halde arkadaşlar x eksi a ile x artı 2'nin çarpımından çift fonksiyon gelecekse burası mecburen 2 olmak zorundadır çünkü ancak x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı x kare eksi 4 gelecektir demek ki fx'imiz buymuş diyeceğiz o halde a dediğimiz sayı da mecburen 2 olacak sevgili gençler bu bir İkincisi gx fonksiyonu da aşağıda ne demiş? Bakın tek fonksiyon demiş. Yani a'yı 2 bulmuştuk ya yerine yazalım. x artı 2 çarpı bx artı 3 artı c diyeceğiz. Bir dağıtalım bunu. bx kare artı 3x artı 2bx artı 6 artı c. Bu da tek fonksiyon olacak. Tek fonksiyon olacaksa da arkadaşlar bu e, o halde yine ax kare artı bx artı c biçiminde bir fonksiyonda ax karenin ve sabitin olmaması gerekiyor. Sabit olmayacaksa şurası sıfırdır. Yani c eksi altıdır. Bu bir. Ve x kare terim olmayacaksa b de sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla b'nin de sıfır olması gerektiğini söyleyebiliriz. b sıfırsa burası da gider zaten. E, gx dediğimiz fonksiyon da elimizde sadece 3x olarak kalacaktır diyebiliriz. Şimdi öncüllerimize bakalım. a artı b artı c eksi demiş. a 2 idi. B sıfırdı. C de eksi 6 idi. Toplarsak eksi 4 yapar. Birinci öncülümüz doğru. F A demiş şimdi. F fonksiyonumuz x kare eksi 4'tü. A dediğimiz 2 arkadaşlar. Yerine yazarsak 0 gelir. 4 gelmez. İkinci öncülümüz gitti. F C artı G A 38'dir demiş. C eksi 6 idi. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4'ten 32 gelir arkadaşlar F C. G A'da A 2 idi biliyorsunuz. G X fonksiyonunda 3 eksi yerine yazarsak 3 kere 2'den 6 gelir. Demek ki burası da 6'ymış. 32 ile 6'nın toplamı 38 yapacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı diyebileceğiz böylelikle. Soru 2. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinomu düşünün. Px polinomu 2x küp arkadaşlar. Değil mi? 2x küple başlıyor ve başka sayısı 2 3. dereceden bir polinom. Pekala. P-x p ile P-x'in toplamı da sıfırmış. Ahanda yakaladık. Bak burada. P-x eğer eksi P-x'e eşitse ne oluyordu? Tek fonksiyon. Ki sıfır olmasının tek şartı da budur. Demek ki bu tek fonksiyonmuş. Demek ki x kareli bir terim veya sabit bir terim olmayacakmış. Yani ben bunun yanına sadece A-x'i e ekleyeceğim sevgili gençler. p 2nin 32 olduğunu neden vermiş zannediyorsunuz? İşte bundan kaynaklı. A'yı rahatlıkla bulabilelim diye. P2 eşittir 2'nin küpü 8 çarpı 2'den 16 artı 2A eşittir 32 diyeceğiz. Buradan 2A eşittir 16 gelecek. A eşittir 8 olması gerekiyor diye bulacağız. Peki o zaman Px polinomumuz ne olur? 2x küp artı 2x değil 8x olur sevgili gençler. Çünkü A'yı yerine yazdık. Burada P1 ile P-2'nin toplamı sorunu, çarpımı sorulmuş. P1 2 artı 8'den 10'dur. P-2 de sevgili gençler. Eksi e, 16 ve şurası da eksi 16 olacak. Burası da eksi 32 gelir. Pekala şu ikisinin çarpımı sorulmuş. 10 ile eksi 32'yi çarparsam cevap ne olur? Eksi 320 olur diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla 3. soruma geçeceğim. 3. soruya geçerken Tekrar ediyorum videoyu beğenmediysen mutlaka bir beğeni at videoya ve kanala abone olmalıysan e, abone olursan da seviniriz. Üçüncü sorumuz AB reel sayı olmak üzere aşağıda fx eşittir logaritma a tabanında bx-2 ve bu fonksiyonun tersinin grafikleri verilmiş. Şekildeki turuncu ve sarı renkli boyalı bölgelerin alanları toplamda 32 birim kare olduğuna göre f34 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu fonksiyonlar birbirinin tersi de y'tir x doğrusuna göre simetriklerdir biliyorsun. Dolayısıyla şurası 3'tür arkadaşlar. Şurası 2 ise burası 2'dir. Değil mi? Ee, başka ne diyebiliriz peki? Bakın şu eksenin kestiği yer şurası da çakışıktır zaten. O halde aslında sarıya taralı bölge, sarıyla olan gösterilen bölge aslında şurasıdır diyebiliriz. Ben şunu şöyle alayım. Biraz da böyle kalınlaştıralım. Ve şurayı tarayalım. Aslında sarı bölgede dediği yer arkadaşlar işte burası. Tamam. Ve bu ikisinin toplamı 32 ise. Bakın şurası 2 idi. Demek ki şurası 16 birimmiş. Yani 2'ye ne eklersem 16 olur. Demek ki burası 18 olacak arkadaşlar. Tamam mı? 2 kere 16'dan 32 olacakmış. 32 birim kare vermişti bize buranın alanını. Pekala. Sonra ne yaparız? Sonra ne yaparız? Şunu yaparız. Burası 18 ise şurası da 18 midir? Tabii ki 18'dir. Peki arkadaşlar şu B'yi A'yı bilmiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? B'yi gönül rahatlığıyla bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Şu şekilde 3 verince ne oluyormuş? E, logaritma 0 eşit oluyormuş. Yani içerisi 1 oluyormuş. Biliyorsunuz logaritmanın içi 1 ise sonuç 0'dır. Dolayısıyla logaritma A tabanında 3'ü yerine yazacağım. 3B-2 eşittir. Logaritma e, 3B değil arkadaşlar ha pardon 3'ü yerine yazdık zaten güzel logaritma a tabanında 1'e eşit olacakmış demek ki 3b-2 eşittir 1 3b eşittir 3 ve b eşittir 1'miş yani benim fonksiyonum fx eşittir logaritma a tabanında x 2'ymiş aslında ve x gördüğüm yere 18'i yazınca yani logaritma a tabanında 18'den 2'yi çıkardım 16 eşittir ne oluyormuş arkadaşlar 18 için fonksiyon 2'ye gidiyormuş yani akala 16 mıymış arkadaşlar A kare 16 ise A kaçtır? 4'tür. Şimdi bizden ne sorulmuş? F34. O halde ben artık fonksiyonumun şu olduğunu biliyorum. Logaritma 4 tabanında x eksi 2 olduğunu biliyorum. x gördüğüm yere de 34'ü günün rahatlığıyla yazabilirim. Logaritma 4 tabanında 34'ten 2'yi çıkarırsam 32. 32, 2 üzeri 5'tir arkadaşlar. 4'te 2 üzeri 2'dir. 5'i başa 5 diye attım. 2'yi de başa bölü 2 olarak attım. 2 tabanındaki de 1'di zaten. Cevabımız neymiş? 5 bölü 2 imiş diyeceğiz sevgili gençler ve geçeceğiz. dördüncü sorumuza 4. soru bir dizi sorusu toplam sembolü de mevcut içerisinde dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi AN dizisi ilk terimi 1 ve her n'den n end birden büyük sayısı için an eşittir 2 çarpı an-1 artı 1 eşitliğini sağlıyormuş arkadaşlar. O halde ben şöyle bir eşitliğin var olduğundan bahsedebilir miyim? an eşittir 2 tane an-1 artı 2. Bunu da bu tarafa atarsam an-2 tane an-1 eşittir. Ne olur? 2 olur. Pekala. Şimdi a100 eksi K eşittir 4'ten 99'a kadar AK sorulmuş ya. Ben K gördüğüm yere ilk 4'ü yazacağım. Bunu bilmeyenler varsa dikkatli izlesin. Parantezimi açtım. Önce 4'ü yaz diyor. 4 ile işim bitince 5'i yazacaksın. Bununla işin bitince 6'yı yazacaksın. Artı nokta 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 en son 99'u yazacaksın diyor. Ve aslında burası A100 eksi A4 eksi A5 eksi A6 eksi nokta 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 eksi A99 olacak. Yani bizden aslında bu soruluyor. Pekala. Bunları gördükten sonra ben şurada en gördüğüm yere 4 yazarsam A4 eksi 2 tane A3 eşittir 2 olacaktır. 5 yazarsam A5 eksi 2 tane A4 gene 2 olacaktır. Çünkü burada bir değişkenimiz yok. A6 eksi 2 tane A5 eşittir gene 2 olacaktır. Nokta 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 diyelim. A100 eksi A2 tane A99 hatta ondan önce şunu da yazalım. Net bir şekilde görülsün böylelikle. A99 eksi 2 tane A98 eşittir gene 2 ve en son A100 eksi 2 tane A99 eşittir gene 2 olacak. Peki gelin bir de bunları bir güzel toplayalım arkadaşlar. Toplarsak şuradan başlıyor unutmayın. A4 ile 2 tane A4 çıkarılırsa birbirinden eksi A4 kalacaktır. Sonra şunu da şunu toplarsam eksi A5 olacaktır. Bunu da bunu toplarsam eksi A6 gelecektir. En son eksi nokta 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 eksi şuradan A99 gelecek. Artı A yüzümüz var. Ki burası bana sorulan ifade zaten. Artı bir de şuradakini unutmayacağız. Eksi iki tane A üçümüz var. Ve bunun toplamı kaç yapar arkadaşlar? Onu bir bulalım sizle beraber. Onu nasıl bulacağız hocam? Şöyle bakın 4'ten başlamış 100'e kadar gelmiş. 4'ten 100'e kadar kaç tane sayı var? 100'den 4'ü çıkarırsın. 96 bir eklersin. 97 tane sayı var. Burada 97 tane satır varsa demek ki 97 tane 2 var. 2 kere 97 kaç yapar? 194 yapar. Şimdi bakın burası 194. Tamam. Ama soru işaretinden yani bize sorulan ifadeden 2 tane A3 çıkınca 194. O halde soru işareti nedir arkadaşlar? 194'ün üzerine 2 tane A3'ün eklenmiş halidir. Şimdi bir şeyi kullanmadık. A1'in 1 olması gerektiğini kullanmadık. O halde şöyle yazalım mı? A3 eksi 2 tane A2 eşittir. Bu da 2'dir. Ve A2 eksi 2 tane A1 eşittir. Bu da 2'dir. Şimdi A1'in ne olduğunu biliyorum ben. 1 yerine yazarsam eksi 2 kere 1 eksi 2 karşıya atarsam burası 4 gelir. E burası 4 ise şurası eksi 8'dir karşıya atarsam 10 gelir. Demek ki A3 10'muş. Buraya eklersem 2 kere 10 20 yapar. 20 ile 194'ü toplarsak cevabımız 214 olur ve bu da Adana cevabıdır cevap diyebiliriz sevgili gençler. Geçiyorum şimdi son soruma. Son soruyu da dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Hatta önce durdurup daha sonraysa dinleyebilirsin. Genelde bu soruların her biri için videoyu durdurup durdurup izlemek senin için en karlısı olacaktır. Haberin olsun. Dağcılık sporu yaparken 56 metrelik bir uçurumdan düşen bir kişiyi kurtarmak için ardarda arda önce Hasan, sonra da Ahmet zemine iniş yapıyor, ee, iniş yapmaya başlıyor. Ahmet'in yani üstteki elemanın zirveye 6 metre uzaklıkta olduğu anda, yani şurası 6 metreymiş arkadaşlar olduğu anda Hasan'ın zemine uzaklığı x değişkenine bağlı olarak x kare eksi 5x'in mutlak değeridir. Yani şurası arkadaşlar mutlak değer x kare eksi 5xmiş. Ahmet'in zirveye 6 metre uzaklıkta olduğu anda Hasan'ın zemine uzaklığının en az 6 metre olduğu bilindiğine göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor bize. Şimdi biz şöyle yapacağız. Ee, x kare eksi 5'in 5x'in en az 6 metre olması gerektiğini söylüyor. O zaman 6 bundan küçük veya eşittir. Bir de ekstradan Ahmet biliyorsunuz Hasan Ahmet'ten daha aşağıda olduğu söylenmiş ve Ahmet'in zirveye olan uzaklığı 6 metre. Demek ki bu x kare eksi 5x yani Hasan tam Ahmet'in dibinde de olabilirdi ve tam Ahmet'in dibinde olmuş olsaydı şurada o zaman burası kaç olurdu? 50 metre olurdu. O zaman 50'den de daha küçük olacakmış çünkü Ahmet'le aynı yere basmıyorlar. Demek ki x kare eksi 5 x'in mutlak değeri dediğimiz Hasan'ın zemin olan uzaklığının fonksiyonu 6 ile 50 arasında 6'ya eşit olabilirmiş. O halde arkadaşlar biz bunu ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki 6 küçük veya eşittir x kare eksi 5 x bu da küçüktür 50 diyeceğiz. Ya da eksi 50 küçüktür x kare eksi 5x o da küçük veya eşittir eksi 6 dememiz gerekiyor. Çünkü e, x kare eksi 5x mutlak değeri 6 ile 50 arasındaysa kendisi ya 6 ile 50 arasında ya da eksi 50 ile eksi 6 arasındadır. Bunu biliyoruz. Buradan karşımıza iki tane denklem çıkar eşitsizlik çıkar. x kare eksi 5x eksi 6 büyük veya eşittir 0 ya da x kare bunu biraz daha aşağı yazmak istiyorum x kare eksi 5x eksi 50 küçüktür 0 olur. Buradan arkadaşlar x kare eksi 5x artı 50 büyüktür 0 olur ya da x kare eksi 5x artı 6 küçük veya eşittir 0 olur. Şimdi gelin şuraya bir el atalım. Ben burayı x'e x burayı eksi 6'ya artı 1 diye parçalarsam eksi 1 ile 6 diye benim köklerim oluşur. Artı eksi artı diye devam ederim eşitlik olduğu için içlerini boyarım. Sıfırdan büyük dediği için de ya eksi birden küçüktür ya da altıdan büyük veya eşittir diyeceğim. İkinci olarak burayı x'e x burayı da eksi 10'a artı 50 diye açarsanız arkadaşlar e eksi 10'a artı 5 diye açarsanız çarpımları eksi 50 toplamları eksi 5 olacaktır. Dolayısıyla köklerim eksi 5 ile 10 ben bunlar için bir işaret tablosu oluşturacak olursam tabi eşitlik var mı? Yok. Artı eksi artı diyeceğiz. Sıfırdan küçük olan yerleri istendiği için de eksi 5 ile 10 arasındadır diyebileceğim. Şuraya baktığımız zaman bu denklemin deltası sıfırdan küçük olduğu için arkadaşlar kök gelmiyor zaten boş küme. Buraya bakacak olursak da x'e x burayı da eksi 3'e eksi 2 diye parçalarsanız 2 ve 3'ü seçeceksiniz. Toplamları eksi 5 çarpımlar artı 6 6 yapıyor tabii ki. İçlerini de doldurup artı eksi artı, artı deyip nereyi seçeceğiz arkadaşlar sıfırdan küçük veya eşit işte dediği için 2 ile 3 aralığını seçeceğiz. Şimdi ne demişti bize? X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demişti. O halde arkadaşlar öncelikle şuraya bir bakalım. Ee, burada eksi birden küçük demiş. Burada eksi beşten büyük diyor arkadaşlar. Dolayısıyla alabileceğimiz yerler eksi dört, eksi üç ve eksi dir. Tabii bir de eksi bir de alabileceği için eksi bir de dahil edeceğiz. Dört tane buradan geldi. Bakın burada 2'den büyük demişti. 2 ile üç arasında demişti değil mi? Burada ne demiş? 6'dan büyük 10'dan da küçük olacak demiş. Bu ikisinden de alabiliriz. 6'dan büyük ve 10'dan küçük olacaksa arkadaşlar tabi 6'yı da alabiliyor. 6, 7, 8 ve 9'u da alabilir. Bir de burada 2'den büyük veya 3'ten de küçük veya eşit diyor. Demek ki 2'yi ve 3'ü de alabiliyormuş. Çünkü burası hangisini sağlıyor? Diğer denklemi sağlıyor. Eşitsizliği sağlıyor. Burası diğerini burası da diğerini sağlıyor. Şu ikisinden ortak gelir. Neden? Çünkü zaten biz ne demiştik? şu tarafı sağlattık. Yani bunu sağlattık. Diğerini de bu tarafı sağlatıyoruz. Bunu da unutmayın. Hocam kesişim falan almamız gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Şimdi burada kaç tane değer var? 4 tane burada. 4 tane burada. 8. 2 tane burada var. 10. Ne demişti? X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuştu. O halde cevabımız 10 olur sevgili gençler. Dedik ve bu videoyu da bitirdik. Valla güzel oldu. Elimize, emeğimize sağlık. Senin de beynine sağlık, zihnine kuvvet. Allah zihin açıklığı versin diyeyim. Ee, i̇nşallah sınavlarımızda faydalı olacak sorular çözüyoruzdur arkadaşlar. Sizler beni izlemeye devam edin. Ben sizlere çok çok video çekmeye devam edeceğim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.